Sevgili 6. sınıf öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6. sınıf İngilizce dersi, 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının PDF'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 6. sınıf yazılılarda sağ üst köşede bulunan kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. İlk sorumuzda meslek isimleriyle resimleri eşleştiriniz. Görmüş olduğunuz üzere 5 tane resmimiz var ve bu 5 tane resim İngilizce 5 tane mesleğe ait. Peki bu meslekler ne? Öncelikli olarak resimleri anlamlandıramadıysanız şurada görmüş olduğunuz resim öğretmen. Çok da benzemese de hiç bana benzemiyor. Onu söyleyeyim, benim bu kadar sakallarım yok. Yan taraftaki tamirci. Yan tarafta bulunan hemşire. Hemşire. Bu kardeşimiz garson. Son olarak da aşçı olacaktır. Türkçeleri bu şekilde. Peki yukarıdaki isimlere bakarak ilerleyelim. Nurse kelimesi İngilizce hemşire demektir. Hemşire demektir. Teacher, evet sizden duyalım. Öğretmen, çok güzel, benim de meslektaşım. Cook, aşçı olacaktır. Mekanik zaten tamirci. Adı üzerinde. Son olarak da waiter dediğimizde garson olacaktır. Şimdi zaten kelimeleri yazdık. Türkçe karşılıklarını da yazdık. Bunların isterseniz bir ekran resmini alabilirsiniz. Geriye eşleştirmek kaldı. Bu emmi, bıyıklı sakallı olan dayı neciydi? Öğretmendi. Yani teacher olacaktır. Yan taraftaki mekanik olacaktır. Zaten adı üzerinde mekanik. Yan taraftaki nurse, yani hemşire. Bu garson waiter olacaktır. Waiter. Yan taraftaki de aşçı da cook şeklinde olacaktır. Geldik şimdi alt tarafta bulunan yine resimlerimiz var ve bazı kelimelerimiz, cümlelerimiz var. Bu cümlelerde ne demek istiyor? Öncelikli olarak bunları bir çevirelim ve daha sonra da bu kelimelerle, bu cümlelerle aşağıdaki resimleri eşleştirelim. İlk cümlemize baktığımızda they had a picnic. Yani diyor ki onlar diyor piknik yapıyor diyor. Kim piknik yapıyor? Bak şöyle bir tık daha yakınlaşayım. Şurada herhalde şu Ağustos böceği, şu da karınca, onların hikayesi var. Onlar piknik yapıyor değil mi? Burada da otlarını almışlar. Bu resim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bunu koymak istedim. Ot diyorlar Ağustos böceği ile karınca. Yani piknik yapan kim? Onlar. Bir, bu görsel olacaktır. İkiye bakalım. We stayed in a hotel. Yani otelde diyor ne yapıyorlar diyor. Konaklıyorlar diyor. Kim? Biz. Otelde konaklıyoruz. Resim merkezinden otel olan hangisi? Bu görsel. Tony watched TV demiş. Tony ne yapıyor? Televizyon izliyor. Yani şu görsel olacaktır. Son olarak Ali ate a big hamburger. Ali diyor büyük büyük hamburgeri yiyor diyor. O da 4 buradaki görsel olacaktır. Şimdi üniteniz üzerinde çıkabilecek bazı kelimeler var ve bu kelimelerin İngilizcelerini verdik. Türkçe karşılıklarını yazmanızı istedik. Bu kelimeler neler? Öncelik olarak ona bir bakalım. Seaside. Seaside. Aslında şunu biliyorsunuzdur belki, bilmiyorum ama sea kelimesi deniz demektir zaten. Side da bir nevi yer demek gibi bir şey. Denizin kenarı anlamına gelen, görevi sahildir. Sahil olacaktır. Tent kelimesi, tent kelimesi çadırdır. River kelimesi ise nehirdir. Bunlar sizin kitabınızda, ünitenizde bulunan çıkabilecek kelimelerdir. Ekran resimlerini alabilirsiniz. Mountain, dağ olacaktır. Forest dediğimiz ormandır. Son olarak da diving, dalış şeklinde olacaktır. Tamamsa geçelim arka taraftaki sorularımıza. Şimdi arka tarafta bazı eylemler var, fiiller var. Bunlar neler? Mesela sad, surprised, happy, sleepy gibi kelimeler var. Peki bunlar ne demektir ve buradaki resimlerle nasıl eşleştireceğiz? Sad kelimesi üzgün anlamına gelir. Alt tarafına da yazalım. Üzgün demektir. Surprised dediğimiz şaşkındır. Şaşkın. Happy, mutlu. Sleepy, uykuludur. Zaten buradaki kelimelere baktığınızda görseller üzerinden en şaşkını hangisi? Mesela şaşkından gidelim. Ben çok hoşuma gitti şu minnoş var ya. Yazıcıdan biraz böyle biraz hatalı çıkmış ama buradaki minnoş en şaşkın olanı.
İlk olarak set kelimesine baktığımızda üzgün olan hangisi? İkinci resmimiz set. Surprised, şaşkın olan hangisi? Şu minnoş yanakları sıkılaca olan surprised olacak. Happy, mutlu. Mutlu olan hangisi? Kaplumbağa. Happy. Dakikada bir adım atıyor. Neyin mutluluğu onu da ben de bilmiyorum. Sleepy de uykuludur. Uykulu olan da hangisi? Buradaki olacaktır. Sleepy uykulu. Şimdi geldik burada 2, 4, 5 tane sorumuz var ve cevapları var. Kalemim düştü arkadaşlar. Şu kalemimi alayım. Bir saniye verin. Heh, kalemimi aldım. Geldim. Şimdi 5 tane sorumuz var ve bu 5 sorunun cevapları yan tarafta bulunan kısımda ve bunları bizim eşleştirmemizi istiyorum. What is your job diyor. Job yani diyor ki senin mesleğin ne? What is your job? Senin işin ne? I am a teacher yani ben. Neyim? I am a teacher. Yani bir öğretmenim. What is your job? İşin ne? I am a teacher. Ben bir öğretmenim. Doğru cevap olacaktır. Siz ne dersiniz? I am a student. Benim job'um map'ım yok. Yani no job. I am a student şeklinde olacaktır. When did you go to school? Bak diyor ki ne zaman? When sorusu ne zaman demektir. Did you go to school? Okula gitmek. Ne zaman okula gidiyorsun? Sana ne yapacak? Saat soruyor değil mi? Aslında what time do you breakfast? Have breakfast? Yok pardon saat sormuyormuş. In the morning diyebilirsiniz arkadaşlar. C seçeneği. Ama burada şöyle bir şey var. What time'da aslında saati sormuş. Hani kaçta kahvaltı yapıyorsun şeklinde. Onun için in the morning'te okula gidiyorum. Yani sabahları ne zaman gidiyorsun demiş. Sabahları okula gidiyorum. Bak tekrardan açıklıyorum. Açıklama kısmına yazmayın. Çünkü ne zaman diye sormuş. What time? Saat kaçta gidiyorsun diye burada ayrıca sormuş. Ne zaman dediğinde gündüz gidiyorum olacaktır. In the morning gündüz. What time do you have breakfast dediğinde saati yazacağız. Unutmayın, kaçırmayın. How did you go to school? Okula nasıl gidiyorsun? How sorusu ne? Nasıl? Nasıl gidiyormuş? By bus. Yani otobüsle. Otobüsle gidiyormuş. What time do you have breakfast? Bak, ne zaman saat olarak saat kaçta kahvaltını yapıyorsun? Burada ne olacaktır? 6.30 olanı seçeceğiz. Why do you like English? Niçin? Why demek, niçin demek. Do you like English? Niçin İngilizceyi seviyorsun? Because. Çünkü it is funny. Eğlenceli olduğu için olacaktır. Son sorularımız da bu şekilde. Arkadaşlar sorularımız bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bu sınavdan beklediğimiz not bir çizgi, iki yuvarlak, gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Yorumlar için hepinize kucak dolusu sevgilerle. Kendinize iyi bakın. Şu kelimeleri kaçırmayın sakın. Hoşça kalın. Allah yar ve yardımcınız olsun.